Evet, darasını alıyorum, 190 gram. Evet, yaklaşık 150 gram kadar taze polen katacağım ve 5 kilo şekere %3 oranında taze polen yapmış oluyor. Yaklaşık bastıra bastıra bir su bardağı. Poleni bir tencereye koydum. Üzerine biraz şeker ilave ettim ve iyice eze eze karıştıracağım bunu. Ezerek. Ezerek un fark edeceğim. Tencerenin dibine ezerek karıştıracağım. Ve sulanana kadar karıştıracağım. Evet arkadaşlar, daha da ufak yapılabilir. Bu şekilde ezilerek ben size gösterebilmek için biraz yarıda keseceğim işlemi. Yani daha da ince bir forma kullanması gerekiyor ve polenin komple nemi şekeri geçmesi gerekiyor. Yani şeker poleni eziyor, aynı zamanda toz şeker. Yani bir nevi değirmen görevi görüyor toz şeker. Ve bu vaziyette yaklaşık yarım saat kadar karıştırıyoruz. Sonrasında üzerine sıcak su ilave ediyoruz. Ve sıcak suyla birlikte iyice topaklanmalarını komple eritiyoruz. Hiç topaklanma kalmayacak. Ve bunun üstüne kalan 5 kiloluk toz şekeri ilave ediyoruz. Yani 5 kilodan bir kısmını buraya dökmüştük. Komple kalan toz şekeri buna ilave ediyoruz. İyice karıştırıyoruz. Yediriyoruz. Ve üzerine tekrar sıcak su ilave ediyoruz. İyice içindeki şekeri eritmemiz ve şurup haline getirmemiz gerekiyor. İçine çeyrek ya da yarım limon sıkıyoruz. Ben çeyrek ile yarım arası bir limon. Kabuğunu rendeleyip de katabilirsiniz. Ben sadece suyunu sıktım bunun. Limonun suyunu içine ilave ettim. Bu kadar. Karıştırmaya devam. Üzerine biraz daha sıcak su döküyorum ve seyrediyorum. Yaklaşık 5 kilo şeker, 3,5 kilo su oldu. Bunu bire bire tamamlamak için 5 kilo şeker, 5 kilo suya kadar seyredeceğim. Ve bunu da iyice karıştırıyorum şeker eriyene kadar. Ve biraz daha seyrediyorum. Şu anda 5 kilo şekere 5 kiloyu biraz geçer oranda su oldu ve yaklaşık olarak birebir şurup yapmış olduk. Bunu da iyice karıştırıp bidonları dolduracağım. Evet, yaklaşık 7,5 litre kadar birebir şurubumuz hazır. Her iki kovanı da bir gece yarısı şurupları komple 7,5 litre şurubu iki kovana koydum böylece.